Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü seminerimize. Bugünkü seminerde Okan Matkap bize halk sağlığı bilgi kaynağı olarak gazeteler başlıklı sağlıkla ilgili haberlerin analizi konulu bir seminer sunumu yapacak. Başlayalım isterseniz. Okan. Tamam hocam. Öncelikle hepinize merhabalar. Bugün halk sağlığı bilgi kaynağı olarak gazeteler, sağlıkla ilgili haberlerin analizi adlı makaleyi sizlere sunacağım. Şu an herhalde görünebiliyordur diye düşünüyorum. Sunum planım önce makale hakkında genel bilgiler vereceğim. Özet, giriş ve amaç, gereç ve yöntemi açıklayacağım. Sonra bulgular, tartışma ve en son kaynaklar şeklinde bitireceğim. Önce makale araştırmaki bilgileri bu Sağlık Akademisyenleri dergisinde yayınlanmış bir araştırma. Haşim Çapar ve Cuma Çakmak bunları yapmış. Haşim Hoca Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde, Cuma Çakmak da Hacettepe Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünde. Makale 31 Mart 2019'da yayınlanan bir makale. Şu an görünüyor mu hocam? Daha iyi görünüyor mu? Evet, daha iyi. Tamam. Giriş ve amaç: bu çalışmada tirajı yüksek 3 ulusal gazetenin sağlıkla ilgili haberlerin içeriği analiz edilerek Türkiye'de basının sağlık haberlerine yönelik algısını açık tutmaktadır. Gereç ve yöntem: bu çalışma 1 Ocak 2015 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında 3 yıllık dönemde Türkiye'de basılan yüksek tirajlı gazetelerde yer alan sağlık haberlerinin sistematik olarak içerik analizinin yapıldığı nitel bir araştırmadır. Araştırma kapsamına alınan gazetelerin internet sitelerindeki arama motorlarına sağlık haberleri yazılarak arama yapılmıştır. Çalışma kapsamında 3.759 sağlık haberi analiz edilmiştir. Bu analizler sonucunda gerek çalışmanın kapsamı, gerek ise belirlenen değişkenler dikkate alınarak sadece 721 haberin analizine uygun olduğu görülmüştür. Bulgularda incelenen sağlık haberlerinin sırasıyla %68,5 ile çocuk sağlığı, %66,7 ile halk sağlığı, %60,2 ile yetişkin sağlığı, %59,4 ile onkoloji, %57 ile de koruyucu sağlık hizmetleri ile ilgili olduğu tespit edilmiştir. Bulaşıcı olma durumuna göre sağlık haberleri kategorisi altında incelenen sağlık haberlerinin en çok bulaşıcı olmayan hastalıklar %55,3 ile en az ise bulaşıcı olan hastalıklar %31,6 ile ilgili olduğu görülmüştür. Haberin kaynağına göre sağlık haberleri kategorisi altında incelenen sağlık haberlerinin en çok muhabir %49,7 tarafından servis edildiği, en az ise %25,1 ile haberin yapıldığı alandaki akademisyen tarafından servis edildiği görülmüştür. Sonuca gelirsek, koruyucu sağlık hizmetlerinde artışın olması ve diğer faktörlerin etkisi bulaşıcı olmayan hastalıkların artması ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Halkın sağlık bilincinin artmış olması ve halkın kendini kötü sağlık koşullarına karşı koruma isteği sonucu halkın ilgisinin koruyucu sağlık hizmetlerine yönelmiş olabileceği düşünülmektedir. Son yıllarda tıp teknolojisinde yaşanan gelişmelerin bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlık haberlerinin gündemini oluşturması tesadüfi değil, kaçınılmaz bir sonuçtur. Giriş ve amaç: medya, kitlelere sağlıkla ilgili bilgi verme rolünü üstlendiği günden beri takip edilen önemli bir sağlık iletişim platformu olarak görülmektedir. Teknolojik gelişmeler sonucunda kitle iletişim araçlarının çeşitlendiği günümüzde 21. yüzyılın en önemli dış bilgi kaynaklarından birisi olma durumunu koruyan gazeteler, dijital habercilikle birlikte eski gücünü kaybetmiş olsa da hala en önemli dış bilgi kaynağı olarak görülmektedir. Gazete haberlerinin halkı aydınlatma, bilgi verme ve sağlık gibi önemli bir kaynağın korunması sürecinde kitlelere bilgi verme gücü göz önüne alındığında, gazetelerde yayınlanan sağlık haberlerinin ne kadar önemli olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Örneğin, Birleşik Devletler'de nüfusun yarısından fazlasının gazeteleri en önemli sağlık bilgisi kaynağı olarak tanımladığı belirtilmektedir. Sağlık profesyonelleriyle toplum arasında var olduğu düşünülen bilgi asimetrisinin de kısmen de olsa ortadan kaldırılmasında payı olduğu ifade edilen gazetelerde yer alan sağlık haberlerinin gerek kapsadığı konularla gerekirse içerikleri ile son yıllarda önemli bir hale geldiği ifade edilmektedir. Gazetelerin bütün dünyada ortaya çıkan teknolojik değişim, dönüşüm ve gelişimin sonucunda etkisini kısmen de olsa yitirmesine karşın kitlelerin sağlıkla ilgili tutum, davranış ve algılarını değiştirebilecek potansiyel güce sahip olduğu ifade edilmektedir. Gazete haberlerinin halk için önemli bir sağlık kaynağı haline geldiği ve bu nedenle bireylerin sağlık konuları hakkındaki görüş ve kararlarını oluşturmasında hayati önem taşıdığı ifade edilmektedir. Gazetelerin bilgi aktarma aracı olarak kitlelerin tutum, davranış ve algılarını değiştirebilecek potansiyele sahip olduğu aşikardır. Yazılı basın araçlarının bu denli etkili olan gücünden dolayı sağlıkla ilgili her haberin kapsamı ve içeriği, bu kapsam ve içeriğin etik boyutu, içeriğin kimler tarafından hazırlandığı, gerçek bir haber olup olmadığı, daha çok hangi sağlık dalı ile ilgili olduğu da önemli bir hale gelmektedir. Bir toplumun sağlık statüsünün iyileştirilmesinin
tek başına sağlık hizmetlerinin artırılması ile mümkün olmayacağı bilinmektedir. Sağlık hizmetlerinin kalitesini ve niceliğini artırmanın yanında kişisel kendi sağlıklarını korumak için bilgilendirilip bilinçlendirmeleri de önemli hale gelmektedir. Ülkelerin sağlık hizmetlerine ayırdıkları bütçeler her geçen gün artış göstermektedir. Ancak sağlığa ayrılan kaynakların artması ile doğru orantılı olarak sağlıklı bir toplumun da her zaman mümkün olmayacağı bilinmektedir. Koruyucu sağlık hizmetlerinin daha az olduğu düşünüldüğünde, bireyin kendi sağlığını korumak için var olan bilgi kaynaklarına başvurması, toplumun sağlık statüsünü artıracağı ifade edilebilir. Gazetelerde yayınlanan sağlık haberlerinin gerçek, etik ve etkili olarak ele alınan konu ile ilgili bilgilendirici olması, toplumun sağlık eğitimini artıracağı, eğitimli bir toplumun da sağlık statüsünü artacağı belirtilebilir. Toplumun sağlık statüsünü olumlu veya olumsuz olarak değiştirme potansiyeline sahip olan yazılı medya türlerinden biri olan gazeteler, toplumun büyük bir kesiminin sağlığı ile ilgili bilgi aldığı önemli dış bilgi kaynaklarından biri olma özelliğini korumaktadır. Hernandez ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada, Hollanda ve Birleşik Krallık'taki seçici serotonin geri alım inhibitörü, SSRI diye bildiğimiz ilaçların, kullanıcılarda meydana gelen zamansal bir düşüşün, medya kapsamı ve düzenleyici uyarıların birleşik etkisiyle ilişkili olduğu ortaya konmuştur. Bir başka çalışmada ise İrlanda'da reçete edilen Cotrimoxazol adlı ilacın ilaçtaki azalmanın medya aracılığı ile ilacın negatif etkilerini bildirdiği zamanda ortaya çıktığı belirtilmektedir. Bu nedenle medyanın birçok durumda düzenleyici otoriteler tarafından sağlanan bilgilerden, kamu spotları, halk için düzenlenen bilgi seminerleri ve eğitimler, konuyla ilgili broşür ve el kitapçıkları ve benzeri daha büyük bir etkiye sahip olduğu iddia edilmektedir. Dolayısıyla yazılı ve görsel medya aracılığı topluma sunulan sağlık bilgilerinin, sağlık profesyonellerinin sunduğu sağlık bilgisinden daha fazla etkiye sahip olduğu söylenebilmektedir. Toplumun sağlık algısını etkilemede önemli bir güç olan gazetelerde servis edilen sağlık haberlerinin toplum üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri olabilmektedir. Sağlık söz konusu olunca verilen kararların önemi artmaktadır. Bu bağlamda sunulan sağlık haberlerinin gerçek haberler olması ve toplumu yanıltmaması önem arz etmektedir. Sağlık haberleri ile topluma sunulan bilgilerin telafisi olmayan sağlık hatalarına sebebiyet vermemesi, bilgi kirliliği yaratmaması için özenle hazırlanması hayat önem taşımaktadır. Gazeteler vasıtasıyla verilen sağlık haberlerinin toplum üzerindeki etki gücü dikkate alındığına, halk sağlığını olumlu veya olumsuz olarak etkileme gücüne sahip bu dış bilgi kaynakları ile ilgili akla şu sorular gelmektedir. Basın aracılığı ile ilgili sunulan sağlık haberlerinin içerikleri en çok ne ile ilgilidir? Sunulan sağlık haberleri kimler tarafından oluşturulmaktadır? Sağlık haberleri daha çok toplumun hangi kesimine hitap etmektedir? Sağlık haberleri daha çok hangi sağlık hizmet türü ile ilgilidir? Ve sağlık haberleri etik, gerçekçi ve inandırıcı mıdır? Her ne kadar mevcut çalışma ile bütün bu soruları kesin olarak cevaplamak mümkün olmasa da kısmen de olsa bu soruların cevaplanması gerektiği bu çalışmanın problemi olarak ele alınmıştır. Bu çalışmanın amacı bahse konu olan sorular üzerinden tirajı yüksek 3 ulusal gazetenin sağlıkla ilgili haberlerin içerik analizi yapılarak Türkiye'de basının sağlık haberleri algısını açık tutmaktır. Gereç yöntemde bu çalışma 1 Ocak 2015 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasındaki 3 yıllık dönemde Türkiye'de basılan yüksek tirajlı gazetelerde yer alan sağlık haberlerinin sistematik olarak içerik analizinin yapıldığı nitel bir araştırmadır. Araştırma kapsamına alınan gazetelerin seçiminde günlük tiraj miktarları kriter olarak belirlenmiştir. Günlük tiraj değerlendirilirken basın ilan kurumunun resmi internet sitesindeki verilerden yararlanılmıştır. Araştırma kapsamına alınan gazetelerin internet sitelerindeki arama motorlarına sağlık haberleri yazılarak arama yapılmıştır. 1 Ocak 2015 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında 3 yıllık dönemde toplam 3759 sağlık haberlerine ulaşılmıştır. Bu analizler sonucunda gerek çalışmanın kapsamı, gerekirse belirlenen değişkenler dikkate alınarak sadece 721 haber analize uygun olduğu görülmüştür. Çalışmanın bazı kısıtlıkları bulunmaktadır. En önemli kısıtlardan biri, gazetelerin asıl basılı nüshaları üzerinden değil, internet sayfaları üzerinden taranmış olmasıdır. Sadece tirajı yüksek 3 ulusal gazetenin çalışmaya dahil edilmiş olması, televizyon radyo kanallarının yerel gazetelerin dahil edilmemiş olması, bu çalışmanın başka bir kısmını oluşturmaktadır. Bir diğer kısıt ise, basındaki sağlık haberlerinin içerik analiziyle ilgili tanımlanmış standart bir yöntemin olmamasıdır. Bu çalışmanın sonuçları bu kısıtlılıklar çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bu alt bölümde gazetelerin sağlık haberlerinden derlenen veriler analizi gerçekleştirecektir. Verilen analizi temelde iki ayrı alt analiz şeklinde yapıldı. Bu analizlerin ilki tanımlayıcı analizler, ikincisi ise sonuca bağlayıcı analizlerdir. Analizlerin yapılmasında Microsoft Office Excel ve IBM SPSS 25 paket programı kullanıldı. Tanımlayıcı analizler, var olan durumun fotoğrafını çekmektir. Bu bağlamda belirlenen her bir değişken ile ilgili haberlerin ilgili haberlerin olup olmamadığını ortaya konulması tanımlayıcı analiz kapsamında değerlendirilmektedir. Analiz edilen 721 haberin her bir değişken ile ilgili olma durumuna bakılmış ve her bir haber değişkenle ilgili ise karşısına evet,
Değil ise hayır yazılarak yüzdeleri elde edilmiştir. Bu tablo 1 bundan sonraki slaytımda gelecek. Önce burayı size okuyayım isterseniz. Tablo 1'e bakıldığında incelenen sağlık haberlerinin en çok %68,5'luk bir oran ile çocuk sağlığı ile ilgili, %66,7'lik bir oran ile halk sağlığı ile ilgili, %60,2'lik bir oran ile yetişkin sağlığı ile ilgili, %59,4'lük bir oran ile onkoloji, %57'lik bir oran ile koruyucu sağlık hizmetleri ile ilgili olduğu görülmektedir. Tablo 1 detaylı incelendiğinde, incelenen sağlık haberlerinin en az %2,4'lük bir oran ile sağlık sigortası ile ilgili olduğu, %3,5'luk bir oran ile sağlık ekonomisi ile ilgili olduğu, 4,9'luk bir oran ile psikoloji, %5'lik bir oran ile sağlığı etkileyen diğer faktörler ile ilgili olduğu, %6,4'lük bir oran ile sağlık harcamaları ile ilgili olduğu görülmektedir. Sağlık iletişimi açısından oldukça önemli olan gazete haberlerinin bilgilendirme işlevi, toplumun sağlık hakkındaki tutum ve düşüncelerini değiştirme potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda tablo 1'den elde edilen veriler ışığında, gazeteci ve muhabirlerin halkın tutum ve davranışlarını değiştirme potansiyeline sahip olan gazetelerin sağlık haberlerini direkt olarak halk sağlığına yönelik olarak hazırladıkları söylenebilir. Ayrıca her ne kadar toplumun sağlığını etkileyen önemli bir araç olsa da direkt olarak halkın ilgisini çekmediği için sağlık sigortasının en az haber konusu olduğu söylenebilir. Tablo 1'e bakıldığında incelenen sağlık haberlerinin %59,4'lük bir oran ile onkoloji ile ilgili haberler olduğu, ayrıca %57'lik bir oran ile koruyucu sağlık hizmetleri ile ilgili olduğu görülmektedir. Burada tablo 1 var. Ben yani en çok ve en azların yanına genelde yıldız işareti koydum daha rahat görünebilmesi açısından. Burada %68,5'luk bir oranla çocuk sağlığı haberleri en çok çıkan haberlerden. Daha sonra %66,7 ile ilgili halk sağlığı geliyor. Burada en az olan sağlık sigortası %2,4, sağlık ekonomisi %3,5. Yani sigorta ve ekonomi kısmında daha azken halk sağlığı ile ilgili bölümler daha fazla görülüyor tablo 1'de. Sonuca bağlayıcı analizler, sağlık haberciliğinin analizi için daha önce belirlenmiş bütün değişkenlerin araştırmacılar tarafından birbiriyle ilişkili olma durumlarına göre belirli kategorilerdeki alt başlıkları ayrılması kararlaştırılmıştır. Bu alt bölümde daha önce belirlenmiş olan her birbiriyle ilişkili alt başlıklar analiz edilmeye çalışılacaktır. Burada her bir başlık altında değerlendirildi, ayrı ayrı yazdım. Her slayttan sonra o slaytın grafiği gelecek. Sağlık ekonomisi ve politikaları. Sağlık ekonomisi ve politikaları kapsamına giren sağlık politikaları, sağlık harcamaları ve sağlık ekonomisi değişkenlerinin sağlık ekonomisi adı altındaki analiz grafik 1'de gösterilmektedir. Grafik 1'e bakıldığında incelenen sağlık ekonomisi ve politikaları kategorisi altında incelenen sağlık haberlerinin en çok sağlık politikaları ile ilgili olduğu, en az ise sağlık ekonomisi ile ilgili olduğu görülmektedir. Sağlık ekonomisi ve politikaları toplumun sağlık statüsünü direkt olarak etkileyen önemli bir sağlık statüsü belirleyicisidir. Burada sağlık politikaları %7,4 ile evet olan mavi, turuncu renkli olan da hayır diye görülüyor. En çok haber %7,4 ile sağlık politikaları ile ilgili. En az da %3,5 ile sağlık ekonomisinde değerlendirilmiş burada. Başka bir analiz ilaç ve vitaminler. İlaç ve vitaminler kapsamına giren vitaminler, iyileştirilen bitkiler, ruhsatlı ilaç, ruhsatsız ilaç ve aşılama değişkenlerinin İlaç ve vitaminler adı altındaki analiz grafik 2'de gösterilmektedir. Grafik 2'ye bakıldığında incelenen ilaç ve vitaminler kategorisi altında incelenen sağlık haberlerinin en çok vitaminler ile ilgili olduğu, en az ise %9,4 ile ilaç olduğu görülmektedir. Burada yine ben kırmızı içerisini aldım. Vitaminler en çok %31,2 ile haber yapılan alt başlık olmuş ilaç ve vitaminlerle ilgili sağlık haberlerinde. En az da ilaç olan %9,4 ile bu alt başlıkta ilaç olmuş. Toplumun kesimlerine bakıldığında burada toplum kesimleri kapsamına giren erkekler, kadınlar ve dezavantajlı gruplar değişkenlerinin toplumun kesimleri adı altındaki analiz grafik 3'te gösterilmektedir. Grafik 3'e bakıldığında toplumun kesimleri kategorisi altında incelenen sağlık haberlerinin en çok kadınlarla ilgili olduğu, en az ise dezavantajlı gruplarla ilgili olduğu görülmektedir. İncelenen sağlık haberlerinin toplumun kesimleri olan erkek ve kadınlarda neredeyse eşit sayıda ilişkili olduğu görülmektedir. Burada yine bu taraf kadınlar, %21,9 ile kadınlar, %21,8 ile erkeklerle ilgili olduğu. Bu ikisi birbirine yakın. %10,1 de dezavantajlı gruplar haberleri analizi var burada. Çevre ve ekonomi ile ilgili, çevre ve ekonomi kapsamına giren sağlık sigortası, sağlığı etkileyen diğer faktörler, kozmetik, sosyoekonomik, yaşam tarzı, çevre kirliliği, tarım ilaçları değişkenlerinin çevre ve ekonomi adı altındaki analiz grafik 4'te gösterilmektedir. Grafiğe bakıldığında çevre ve ekonomi kategorisi altında incelenen sağlık haberlerinin
en çok tarım ilaçları ve çevre kirliliği ile ilgili olduğu %13 ile, %2.4 ile en az sağlık sigortası ile ilgili olduğu görülmektedir. İncelenen sağlık haberlerinin çevre ve ekonomi ile ilgili olan kozmetik %11.2 ve yaşam tarzı neredeyse eşit sayıda olduğu görülmektedir. Burası biraz kaymış. Şöyle, tarım ilaçları %13 ve çevre kirliliği %13 ile ikisi beraber en çok çevre ve ekonomi ile ilgili analizde görülüyor. En çok haber yapılan. Sağlık sigortası da en az olan %2.4 ile en az bu başlıkta. Hizmet türüne göre sağlık haberleri. Hizmet türüne göre sağlık haberleri kapsamına giren koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi edici sağlık hizmetleri, tanı ve teşhis ile ilgili sağlık hizmetleri, rehabilite edici sağlık hizmetleri ve beslenme sağlığı ile ilgili sağlık haberlerinin değişkenlerinin hizmet türüne göre sağlık haberleri adı altındaki analiz grafik 5'te gösterilmektedir. Grafik 5'e bakıldığında hizmet türüne göre sağlık haberleri kategorisi altında incelenen sağlık haberlerinin en çok koruyucu sağlık hizmetleri ile ilgili olduğu, en az ise %28.6 ile beslenme sağlığı ile ilgili olduğu görülmektedir. Hizmet türüne göre incelenen sağlık haberlerinin rehabilite edici sağlık hizmetleri %33.3 ve tanı ve teşhis ile ilgili sağlık haberlerinin %32.2 ile neredeyse eşit sayıda olduğu görülmektedir. Son yıllarda öz sağlıklarını korumak için e-sağlık okur yazarlık seviyesi arttırmaya çalışan bir toplum var. Burada bir yazım hatası olmuş, kusura bakmayın. Burada hizmet türüne göre analiz edilen sağlık haberlerinde %57 ile en çok koruyucu sağlık hizmetleri haberi yapılmış. %28.6 ile en az beslenme sağlığı ile ilgili haberler yapılmış. Ülkede bulunduk durumuna göre sağlık haberleri kapsamına giren, ülkemizde olan bir tedavi, ülkemizde olmayan bir tedavi ve tıp teknolojisi ile ilgili sağlık haberleri değişkenlerinin ülkede bulunduk durumuna göre sağlık haberleri adı altındaki analiz grafik 6'da gösterilmektedir. Grafiğe bakıldığında ülkede bulunduk durumuna göre sağlık haberleri kategorisi altında incelenen sağlık haberlerinin %47.2 ile en çok tıp teknolojisi, en az ise ülkemizde olmayan tedavi %28.6 ile ilgili olduğu görülmektedir. Ülkede de bulunurluk durumuna göre incelenen sağlık haberlerinin yalnızca %43.1 ile ülkemizde olan bir tedaviyle ilgili olduğu tespit edilmiştir. Burada en çok yine %47.2 ile tıp teknolojisiyle ilgili olan haberler var. En az haber ise ülkemizde olmayan bir tedavi %28.6 ile görünüyor. Ülkemizde olan bir tedavinin haberi ise %43.1'lik bir oruna sahip. Sağlık haberlerinin toplumun alt tabakalarına göre analizi. Toplumun alt tabakalarına göre sağlık haberleri kapsamına giren halk sağlığı, çocuk sağlığı ve yetişkin sağlığı değişkenlerinin sağlık haberlerinin toplumun alt tabakalarına ve sağlık haberleri altındaki analiz grafik 7'de gösterilmektedir. Grafik 7'ye bakıldığında bu kategori altında incelenen sağlık haberlerinin en çok çocuk sağlığı %68.5 ve halk sağlığı %66.7 ile ilgili olduğu, en az ise yetişkin sağlığı ile ilgili olduğu görülmektedir. Grafikte çocuk sağlığı %68.5, halk sağlığı %67.2 ile hemen hemen yakın. En az ise %60.2 ile yetişkin sağlığı haberleri analiz edilmiş. Bulaşıcı olma durumuna göre sağlık haberlerinin analizi yapıldığında bulaşıcı hastalıklar ve bulaşıcı olmayan hastalıklar değişkenlerine sağlık haberlerinin bulaşıcı olma durumuna göre sağlık haberleri adı altındaki analiz grafik 8'de gösterilmektedir. Grafik 8'e bakıldığında bulaşıcı olma durumuna göre sağlık haberleri kategorisi altında incelenen haberlerin en çok bulaşıcı olmayan hastalıklar %55.3 ile ilgili olduğu, en az ise bulaşıcı olan hastalıklar ile ilgili olduğu görülmektedir. Geçtiğimiz yüzyılın en önemli sağlık sorunları bulaşıcı olan hastalıklardı. Ancak günümüzdeki en önemli sağlık sorunları ise bulaşıcı olmayan hastalıklardır. Burada bulaşıcı olmayan hastalıklar %55.3 ile en fazla haberi yapılan analiz. %31.6 ile bulaşıcı hastalıklar kategorisi incelenmiş. Yönetim, sistem ve tıbbi hata ile ilgili sağlık haberlerinin analizi. Bu analizin kapsamına giren sistem, yönetim, personel ve yanlış tıbbi uygulama değişkenlerinin sağlık haberlerinin analizi grafik 9'da gösterilmektedir. Grafik 9'a bakıldığında en çok sağlık sistemiyle ilgili olduğu, en az ise sağlık personeliyle ilgili olduğu görülmektedir. Ayrıca sağlık haberlerinin analizi sonucunda elde edilen veriler ışığında incelenen sağlık haberlerinin %35.6'lık bir oran ile yönetimle ilgili olduğu, %30.8'lik bir önerili tıbbi hatalarla ilgili olduğu tespit edilmiştir. Burada en çok %39'la sistem üzerindeki haberler analiz edilmiş. En az da %18.7 ile personelle ilgili haberler yayınlanmış. Yaralanma, ölüm ve iyileştirme ile ilgili sağlık haberlerinin analizi.
Bu kapsama giren yaralanma, ölüm ve iyileşme değişkenlerinin sağlık haberlerinin analizi grafik 10'da görülmektedir. Bu kategoride en çok iyileşme ile ilgili olduğu %33.6 ile ilgili olduğu, en az ise yaralanma %11.8 ile ilgili olduğu görülmektedir. Ayrıca sağlık haberlerinin analizi sonucu elde edilen veriler ışığında incelenen sağlık haberlerinin %21.1'lik bir oran ile ölüm ile ilgili olduğu tespit edildi. Sağlık haberleri yapan muhabir ve gazetecilerin halk tarafından ilgi gördüğü için daha çok hastanelerde iyileşme gösteren vatandaşlarla ilgili haber yaptıklarından dolayı incelenen sağlık haberlerinin daha çok iyileşme ile ilgili sağlık haberlerinin oluştuğu düşünmektedir. Buradaki grafikte iyileşme ile ilgili en çok %33.6 görülüyor. En az ise %11.8 ile yaralanma ile ilgili haberler mevcut. Hastane, eğitim ve araştırma ile ilgili sağlık haberlerinin analizi. Bu kapsama giren hastane, eğitim ve araştırma değişkenlerinin sağlık haberlerinin analizi grafik 11'de gösterilmektedir. Bu kapsama giren haberlerde en çok eğitim %45.2 ile ilgili olduğu, en az ise araştırma %16.8 ile ilgili olduğu görülmektedir. Ayrıca sağlık haberlerinin analizi sonucunda elde edilen veriler ışığında incelenen sağlık haberlerinin %29.8'lik bir oran ile hastanelerde meydana gelen durumlarla ilgili olduğu tespit edildi. İncelenen sağlık haberlerinin en çok sağlık eğitimi ile ilgili olması, en az ise sağlık araştırmaları ile ilgili olmasının sağlık eğitiminin Türkiye'de son yıllarda önem kazanmış olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Burada %45.2 ile yine en çok eğitim haberleri yapılmışken %16.8 ile en az araştırma ile ilgili haberler, sağlık haberleri yapılmış. Haberin kaynağına göre sağlık haberlerinin analizi. Haberin kaynağına göre sağlık haberleri kapsamına giren akademisyen, uzman ve muhabir değişkenlerinin sağlık haberlerinin analizi grafik 12'de gösterilmektedir. Grafik 12'ye bakıldığında haberin kaynağına göre sağlık haberleri kategorisi altında incelenen haberlerin en çok muhabir %49.7 tarafından servis edildiği, en az ise haberin yapıldığı alandaki akademisyen tarafından servis edildiği görülmektedir. Ayrıca sağlık haberlerinin %31.6'lık bir oranın alanında uzman bir kişi tarafından servis edildiği tespit edildi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gazete haberlerinin kaynağı konusunda bir standardın olmaması ve çoğu zaman sağlık haberlerinin reyting kaygısı ile yapılıyor olması gibi nedenlerden dolayı incelenen sağlık haberlerinin daha çok gazete muhabirleri kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Burada en çok haber servis eden, yani haberin kaynağına göre sağlık haberlerinde en çok muhabir %49.7 ile mevcut. En az ise %25.1 ile akademisyenlerde mevcut. Konuyla ilgili uzman kişinin de haberleri servis etmesi %31.6. Sonuna göre sağlık haberlerinin analizi yapıldığında bu kapsama giren dahiliye, cildiye, ortopedi, fizik tedavi, acil servis, kronik hastalıklar, nörolojik, göz hastalıkları, organ nakli, diş hastalıkları, KBB, üroloji ve geleneksel tıp değişkenlerinin sağlık haberlerinin analizi 13'te gösterilmektedir. Bu analizdeki haberlerde en çok dahiliye %45.1 ile ilgili olduğu, en az ise psikoloji %4.9 ile ilgili olduğu görülmektedir. Ayrıca bu çalışma kapsamına incelenen sağlık haberlerinin %42.6'lık bir oranın fizik tedavi ile ilgili olduğu, %42.6'lık bir oranın organ nakli ile ilgili olduğu ve %40.1'lik bir oranın da acil sağlık hizmetleri ile ilgili olduğu tespit edildi. Burada %45.1 ile en çok dahiliye haberleri yapılmışken %4.9 ile en az psikoloji haberleri yapılmış. Tarafta bir %42.6 ile fizik tedavi ile ilgili haberler var. %42.6 ile organ nakli ile ilgili haberler mevcut. En fazla bunlar görünürken en az psikoloji görünüyor. Tartışma, mevcut gelişim ve değişim sonucunda bile günümüzde 21. yüzyılın en önemli dış bilgi kaynaklarından birisi olma durumunu koruyan gazeteler, dijital habercilikle birlikte eski gücünü kısmen kaybetmiş olsa da hala en önemli dış bilgi kaynağı olarak kitlelere haber sağlayan yazılı basın, yayın materyali olarak ilk sıralarda yer almaktadır. Hank ve diğerleri tarafından 3,5 milyon haberin analizin yapıldığı 1996-97, 2008 ve 2016 yıllarını baz alan 3'er yıllık dönemdeki bu analizlerin sonuçlarına göre hastalık ve tıbbi durumlara değinen haber makalelerinin yüzdesi 3'er yıllık dönem için sırasıyla %0.44, %0.57, %0.81'dir. Buna göre gazetelerde sağlıkla ilgili haber oranının kademeli olarak artış gösterdiği görülmektedir. Bu da halkın sağlık haberlerine olan ilgisinin 1996 yılından bu yana arttığını göstermektedir. Bu haberlerde malign neoplazm gibi bazı hastalıklar %34, diğer bulaşıcı hastalıklar %20
ve influenza %11 en çok haberlerde yer alan hastalıkları temsil etmektedir. 226 hastalık ve tıbbi durum ile ilgili toplamda %97.8 nötr veya olumsuz duygulara yer verildiği tespit edilmiştir. Toplumun sağlık statüsünün çift yönlü, yani olumlu veya olumsuz olarak etkileme potansiyeline sahip olan yazılı medya türlerinden biri olan gazeteler, toplumun büyük bir kesiminin sağlığı ile ilgili bilgi aldığı önemli dış bilgi kaynaklarından biri olduğundan dolayı bu konunun toplumun sağlık statüsünü etkilemesi açısından çok önemli olduğu söylenebilir. Sağlık haberlerinin sağlık profesyonelleri ile toplum arasında var olduğu düşünülen bilgi asimetrisinin de kısmen de olsa ortadan kaldırmasına payı olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca sağlık haberleri sadece günlük hayatımızı etkilemekle kalmaz, aynı zamanda kamu politikalarını etkileyerek siyasette de önemli bir rol oynar. Halkın sağlığı için başvurduğu dış bilgi kaynaklarından olan sağlık haberlerinde daha çok hangi sağlık dalı ile ilgili haberlerin sunulduğu, sunulan sağlık haberlerinin kimler tarafından hazırlandığı, hazırlanan sağlık haberlerinin gerekli etik kurallara göre sunup sunulmadığı merak edilmesi gereken önemli tartışma konuları olarak karşımızda durmaktadır. Bu konuyla ilgili Damla Pınar ve Işık tarafından yapılan ve 528 gazete haberini kapsayan bir çalışma sonucunda haberlerin %14.4'ü skandal içerikli olaylar, tıbbi hata ve benzeri, %12.1'i sağlıklı yaşam, %9.8'i beslenme ve kilo sorunları, %7.2'si ana ve çocuk sağlığı, %7.2'si tıbbi yenilik, %7'si alternatif tıp, %7'si kanser, %5.7'si sağlık politikaları, %5.7'si cinsellik, %5.5 halk sağlığı, %5.3 ruh sağlığı, %5.1'i kaza olayları, %4'ü kalp hastalıkları, %2.1'i ilaç medikal, %1.9'u ise cilt, estetik ve güzellik konu kategorileri altında toplandığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak Birsen ve Öztürk tarafından yapılan bir başka çalışma ise tüketim kültürü çerçevesinde medyada yer alan 54 sağlık haberinin incelendiği çalışmadır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre diyet ve beslenme 26 haber, kronik hastalıklar 5 haber, estetik ve güzellik 16 haber, kadın hastalıkları 3 haber, sağlıklı yaşam önerileri 3 haber ve cinsellik 1 haber başlıkları altında kategorize edilmiştir. Bu çalışmanın sonucuna göre üst sınıfın yaşam tarzını özendirecek sağlık haberlerinin yapıldığı ortaya konulmuştur. Sağlık haberleri halkın kararlarını etkileme potansiyeline sahiptir. Bu alanda Braun ve diğerlerinin İsveç'te satılan Zenical isimli anti-obezite ilacı ve basına çıkan haberler arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmaya göre, basında çıkan haberlerin kapsamı ve ilacın satışı arasında nedensel bir ilişkiye ayırt etmenin tam olarak mümkün olmadığı, ancak ilacın lansmanı öncesinde ve sırasında basılan çok sayıda pozitif gazete makalesinin Zenical'in kamu bilinci büyük ölçüde artırdığında ve böylece satışları teşvik ettiğini söylemenin daha güvenli olduğunu söylenebileceği ifade edilmektedir. Sağlık haberlerinin kadın sağlığının gelişip yaygınlaşmasında etkili olduğu gösteren ve Özbaş ve Özkan tarafından yapılan bir çalışmaya göre kadın sağlığının geliştirilmesinde medyanın önemli bir rolünün olduğu ve kadın sağlığının geliştirilmesinde çok etkili olabilecek medyanın doğru şekilde kullanımının desteklenmesi, sağlık haberlerinin kalitesinin ve çeşitliliğin artırması konularında hem sağlık hem de medya çalışanlarının önemli görev düştüğü ifade edilmektedir. Sağlık haberlerinin içerik analizi ile ilgili yürütülmüş olan bu çalışmadan elde edilen bulgular ışığında bazı tartışmaların kısmen de olsa sonuçlanabileceği, bazı tartışmaların ise daha da gündemde yer alması olasıdır. Bu çalışmanın sonuçları tek başına bazı problemlere kesin çözüm getirmesi olası değildir. Ancak bu konuyla ilgili farklı tarihleri kapsayan daha farklı çalışmalar yapılarak elde edilen bütün sonuçların birlikte var olan sorunlara çözüm getirebileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda gelecekte farklı araştırmaların bu konuyla ilgili olarak farklı araştırmalar yürütülmesi gerektiği önerilmektedir. Aynı şekilde ileri araştırmalar için araştırmaların farklı zamanları kapsayan araştırmalar yaparak karşılaştırmalar yapması önerilir. Teşekkür ederim. Makale bu kadardı. Burada da makalenin kaynakları mevcut. Teşekkürler. Okan'a teşekkür ediyoruz. Basında yer alan 3 tiraj yüksek gazetede yer alan sağlık haberlerini bize konu edilen bir araştırma sonucunu sundu ve daha çok araştırma hani gördüğümüz kadarıyla içeriğin hangi konuya ait olduğu ile ilgili bir sınıflama yapmış ve onların dağılımını vermiş gözüküyor. Ancak hani burada benim kafama takılan bazı sorular da oluşmadı değil. Gerek son o tartışmada kullandığı kaynaktaki sınıflamaya baktığımızda bu sınıflamayla oldukça farklılıklar var. Mesela son şeyde büyük bir kısmını aslında çıkan haberlerin değil mi? Olumsuz olaylar
skandal haberler gibi yorumlanıyor. Bu gazetelerde bunlarda mesela buna hiç değinmiyor neredeyse. Dolayısıyla hani içerik sınıflandırırken ya da bir başka soru da şöyle ortaya çıkıyor. Halk sağlığı konusu derken hangilerini halk sağlığı konusu aldılar? Çocuk sağlığı konusu neden halk sağlığı konusu değil? Yine alt boyutlar, toplumun alt boyutları diye bir başlık içinde sunulmuş. Orada halk sağlığını toplumun alt boyutlarına kurmuş. Çocuk sağlığı, halk sağlığı, yetişkin sağlığı mıydı? Ya da yaş herhalde. Evet, yetişkin sağlığı hocam. Diye bir sınıflama yapılmış. Bunların hepsi halk sağlığının içinde değil mi zaten? Halk sağlığı konusuyla. Hani bunlar biraz ilişkilendirilirken nasıl ilişkilendirildiği, ne kadar nesnel olup olmadığıyla ilgili kafamda oluşan sorular oluştu. Yine bir başka açıdan da hani bu haberler ele alınırken acaba biraz daha ayrıntılı bakılabilir miydi? Yani örneğin haber yapan muhabirlerin bir kısmı alanıyla ilgili uzmanlardan oluşuyordu ama gazete muhabirleri de haber servisi yapıyordu. Bu gazete muhabirleri sağlık alanına özel mi? Deneyimlerine bu konuda eğitimleri var mı? Bu tür bir çabaya da girmemişler gözüktüğü kadarıyla. İkincisi yine içeriği biraz daha ayrıntılı da analiz edebilirler miydi diye düşündüm. Yani örneğin içerikte kaynak olarak bir kaynak bilimsel araştırma ne kadarında araştırma var ya da yok kullanılmamış. Sadece uzman görüşlerine mi dayanıyor yoksa bir bilimsel dergide çıkan yazıyı mı özetliyor? Buna değinebilirlerdi. Yine içeriği hani farklı şekillerde ele almak mümkündü. Yani başlıkla içerik kimi zaman oldukça farklı çıkıyor. Mesela başlıkla içerik uyuşuyor mu, örtüşüyor mu gibi analizler de yapılabilirdi diye düşündüm. Bir yerde sadece hocam o skandal dediği şeyde aslında onun gibi bir şeyi analiz etmişlerdi. Şurada tıbbi hatada %30.8 ile çıkmış. Yani orada da tıbbi hata dediği aynı şeyi analiz etmişlerdi. En çok orada skandal hata çıkıyor. Burada en çok sistemle ilgili şeyi de birleştirmiş. Hı-hı. Burada tıbbi hata %30.8 çıkmış. Evet, sorusu olan, katkısı olan varsa arkadaşlar mikrofonunu açarak sorabilir ya da yazı mesaj olarak da yollayabilir ama mikrofonunuzu açıp sormanız daha uygun olabilir. Söz isteyen varsa söz hani de isteyebiliyorsunuz ama şu an 14 kişi gözüküyoruz katılımcı olarak. Sorusu, görüşü, katkısı olan Nazan Hanım herhalde konuşmak istiyor. Nazan Hanım, siz dinleyelim, buyurun. Hocam asistanlar konusunu istiyorum ben hep ama bekliyorum. Asistanlarımız bile çok saygıdeğer bizim yani sorusu olmasa da fikirleri olsun yani konuşsunlar. Evet. Arkadaşlar dinliyor musunuz? Ben biraz geç bağlanabildim. Sorun oldu sanırım bilgisayar şeyde. Bir daha ikinci kez girince biraz kaçırdım başlarını ama. Şöyle dinlediğim kadarıyla bir iki şey dikkatimi çekti. Akademisyenlerin haberleri az gibi ifade etti. Değil mi Okan? Evet hocam. Akademisyen ve uzmanı ayrı ayrı değerlendirmiş. Şöyle açayım şurası. Akademisyen olanlar haberlere katkısı olarak %25.1, uzman olanlar %31.6. En çok muhabirler çıkmış bu alt başlıkta, %49.7. Evet, yani bilginin kaynağı da önemli. Akademisyenlerin kaynak olarak kullanılması onun nedenle önemli olduğunu düşünüyorum. Ona vurgu yapılabilirdi belki tartışmada. Bir de şimdi hep işte sağlık
sağlık okuryazarlığından bahsediyoruz. Sağlık okuryazarlığının geliştirilmesinde toplumda herhalde en önemli kaynaklardan bir tanesi de hem işte sosyal medya hem de görsel ve diğer yazılı basınlar. O nedenle de bizim doğru ve çok aktif olarak kullanmamız gerekiyor. En çok kullanacak olanlar da şey olarak bölüm olarak halk sağlığı olduğunu düşünüyorum. Yani bundan sonraki süreçte belki hani, çok daha fazla belki de hani, bir alan gibi düşünmek lazım. Son zamanlarda zaten biz de alan olarak daha fazla kullanmaya başladık. Daha hızlı şekilde ulaşabiliyoruz kitlelere. O nedenle iyi ve doğru kullanılması bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Onları söylemek istedim Okan, eline sağlık. Tamam hocam. Ben de bir bilgi vereyim. Aslında gazeteyi kelime anlamını araştırdım da gazete Roma'da eskiden savaş sırasında Osmanlı savaşı sırasında haber vermek için hükümetin o dönemki hükümetin yaptığı bir çalışmadan çıkmış. Gazet diye para birimi kullanılıyormuş. Yani haberi okuyan kişiye gazet diye bir para birimi veriliyormuş. Oradan bir çıkmış. Bu makale de aslında gazete diyor ama zaten gazeteleri internet sitelerinden almış haberi. Yani aslında yine internetten alıyor. Yine yazılı bir basılı bir yayın almıyor. Direkt internetten alıyor. Burada %55 de mesela bulaşıcı olmayan hastalıklar çıkmış ama muhtemelen bundan sonraki süreçte o da değişecek. Yani koronadan sonra bütün haberlerin şeyi değişecektir diye düşünüyorum. Evet, zaten Taceddin Hoca da az önce değinmişti. Aslında haberlerin belki büyük bir kısmı halk sağlığını ilgilendiren haberler. Yani diğer alanlarda da gösterilmiş olsa. Bizim daha çok sesimizi çıkartmamız gerekiyor herhalde. Evet. Halk sağlığını tanıtım açısından da. Keza, mesela koronada çok etkili oldu halk sağlığı uzmanlığı alanı. Bunu değerlendirmemiz lazımdı ve o hakikaten iyi oldu diye düşünüyorum. Hani iyi yönleri de konuşulacak olursa bu da bizim bir branşımızın tanıtılması açısından önemli oldu, değerinin bilinmesi açısından. Evet hocam. Evet, başka hani katkı soru görüş var mı arkadaşlar? Tabii bu hani haberin yine başlığında bir niteliksel analiz çalışma demiş anladığım kadarıyla. Niteliksel diye yanlış duymadıysam geçiyor. Niteliksel çalışma biraz daha farklı aslında. Yani burada niteliksel çalışma deyip yüzdelerle ifade etmeyiz daha çok. Yani nitel araştırmalar yani ortalamalarla yüzdelerle den ziyade biraz daha çeşitlilik gösterme bakımından antropologların kullandığı bir yöntem. Mümkün olduğu kadar yani çeşitliliği göstermeye çalışan her türlü düşünceyi şeyi gösteren bir araştırma türü. O nedenle de ne kadar nitel ben biraz doğrusu tereddüt ettim. Peki, Okan teşekkürler. Eline sağlık. Hani başka soru, Tamam görüş yoksa hocam. Ben teşekkür ederim. burada bitirebiliriz. Başka şey yoksa, katkı görüş yoksa. Tamam.